Şekilde kaydı da başlatmış olalım. Sorularınız olursa isterseniz chat bölümünden yazabilirsiniz veya bir yere not alın. Etkinlik sonunda bir 15 dakika kadar, 10-15 dakika sürer herhalde, bir soru cevap kısmı yaparız. Orada cevaplamaya çalışırız diye düşünüyorum. Yapalım soru cevap. Ses geliyor değil mi bu arada? İnsan emin olamıyor. Çok net geliyor. Şahane. Tamamdır. Ben devrediyorum o zaman, çekiliyorum ben de. Tamam. Okey. Teşekkür ederim. Tamam. Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamlar, ben Can. Daha önce yaptık, az önce konuştuğumuz gibi. Bu ikincisi, farklı şeyler seçmeye çalışıyoruz. Biraz birbirini tamamlayıcı olsun dedik. Önceki bir mobilyaydı, bir oturma grubuydu. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu sefer biraz daha mimariye ama Rhino için yani Rhino'yu anlamlı kılacak bir şey yapalım dedik. Dolayısıyla bu kamboyu seçtik. Tahmin ediyorum yarım saat 40 dakika civarı bir şey sürecek. Sorularınız olursa lütfen o sorularınızı şey yapın, unutmayın. Yani ben çünkü full tam ekranı aldığım zaman sizin chatte yazdıklarınızı göremeyebilirim. Ama daha sonra bir zaman ayıracağız sorularınız için. Şimdiden söyleyeyim, evdeyiz, ev hali. Şu an ortalık sakin ama az sonra çocuklar gelecek, bağırış çağırış olabilir. Şey yok, telaş yok. Benim çok sıradan bir hayat ama böyle şeyler olabiliyor. Tamam, başlayalım. Nasıl yapalım? Masa üstünü mü paylaşalım? Pencereyi. Burada benim paylaşmayla ilgili bir sıkıntım olabiliyor sizinle resmi paylaşma konusunda. Şöyle yapalım. Evet. Ekranı paylaşalım. Güzel. Geliyor mu ekran? Herkes tarafından görülüyor mu? Evet, şu an görülüyor. Tamam. Ops. Diğer ekrana gitti. Özür dilerim. Ben çift ekran çalıştığım için tabii ki benim planlamadığım oldu. Diğer ekrana gitti. Onu bu tarafa çekmem lazım. Şimdi daha önceden bu modeli incelediniz mi bilmiyorum. Online resimlere vesaire bakıp bu kambo nasıl bir şeydir, nedir, ne değildir. Onu birazcık şöyle bir geometrisini belki bir incelemeniz olur. Şuradan işte onu açmaya çalışıyorum. Bilgisayar kilitlenmezse güzel olacak. İlginç bir formu var. Kütlemiz bu. Rhino için iyi bir model açıkçası. Hani Rhino'da çalışmak için bütün o yapabilecekleri organik yüzeyler, hassas yüzeyler olabildiğince bunu benzetip bu kütleyi oluşturmaya çalışacağız. Daha önce olduğu gibi birkaç farklı yöntem tercih edilebilir. Bizim süremiz yaklaşık yarım saat 40 dakika gibi bir şeyle sınırlı olduğu için %100 gerçekten tam böyle hassas bir çizim değil. Sanki tasarımcıyız. İşte bu formu biz yaratıyoruz ve bu forma dair bir araştırma yapıyoruz. Nasıl modelleriz gibi bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Ufak tefek farklılıklar olacaktır ama elimizden geldiğince en azından bu resme bakacaksınız, gözünüzü kapatıp diğer resme bakacaksınız, ikisinin aynı olduğunu düşüneceksiniz, olabildiğince yakın bir form yakalamaya çalışacağız. Başlangıç noktamız bu olacak. Bu kütlenin aslında nasıl kurgulandığı ile ilgili, nasıl oluşturulduğu ile ilgili bizim çok organik bir form olduğu için hani referans alabileceğimiz çok da fazla bir nokta yok. Bir end point alışığız ya, end point, midpoint, işte yani midpoint var. Bir köşe, oradan oluşturmaya başlayalım gibi bir durumumuz çok fazla yok. O yüzden şuradan başlasak dedik. Ops, pardon. Bu da gayet hani makul bir şekilde bize öncelikle referansları oluşturma şansını verecek. Ana kütleyi yavaşça hani strüktürü kurgulayıp oluşturup daha sonra ufak ufak üzerine yüzeyleri ekleyip ana formu kurgulamamıza yardımcı olacak şu halimiz. Önce şunu çizeceğiz. Çok sıkıntılı değil. Buradan daha sonra şu hale geleceğiz.
şu hale geleceğiz ve bizim formumuz oluşacak. Yani her zaman yaklaşımımız bu değil. Nasıl yapı, nasıl uygulanıyorsa, nasıl yapılıyorsa o şekilde modelleyin gibi bir şey algılamayın lütfen. Burada anlatmaya çalıştığımız bu değil. Ama bu duruma özel, kambuya özel bunun işe yarayacağını düşündüğümüz için böyle bir yol izledik. Şuradan başlayalım. Ölçüler, elimizde aslında ölçülü bir çizim yok. Ölçüleri biz işte internetten bulduğumuz kaynaklardan olabildiğince yakın, makul fotoğraflardan vesaire çıkartmaya çalıştık. Şöyle yapıyoruz. Plandan benim kişisel alışkanlığım milimetre üzerinden çalışıyorum ama santim ya da metre çalışmak tabii aslında mantıklı da olacaktır. Ama milimetreden gidelim. Radyusumuz ya da çapımız 8 metrelik bir şey. Bakalım ölçüsüne bir radyus ya da şey farkımız olmasın. Evet, 8000. İçte gördüğümüzde şurada gördüğümüz diğer kurgulanan da bize diğer referansı verecek. Bu bizim üzerine işte şey yaptığımız alanı hacmi tanımlayan şey zemin diyelim baza. İç tarafta da bizim strüktürümüz oturduğu geometri var. Orası için de tekrar sıfır noktasından kurguladım. Şuraya 3 tane ayağımız gelecek. Şimdi bizim bu noktamızın yüksekliğini 4 metre olarak kurguluyoruz. Şurası 4 metre. Daha sonra bunun üzerine tabii ki form çıkacak. Şöyle yapalım. Geldik. Center'dan yukarıya. Şimdi normalde siz çizim yaparken ufak tefek triklerden de bahsedelim. Normalde bunu perspektifte çizerken illenen grid üzerine çizersiniz. Yukarıda yakalayacak bir şey yok. Ama kontrol tuşunu basıp basılı tutup aynı noktayı kliklerseniz gride dik bir şekilde herhangi bir geometri oluşturabilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz gibi. 4000. Burası bizim tekliğimiz. Yani ilk şuradaki düğüm noktası diyelim, o düğüm noktasına sağladığımız yükseklik. Daha sonra şunları oluşturacağız. Şu üç ilk o bunlar bambu tabii, çubukların bükülmesi. Bunu da şöyle yapıyorum. Aslında düz bir tane end point ve kuadranttan düz bir tane. Bizim kuadrantımız nerede? Burasıymış. Çok sürekli geometri çevirdiğim için düz bir şey çiziyorum. Burada artık göz kararı çalışacağız. Yani şuna bakalım. Belirli bir eğrimiz var. Burada tam yeri dik saplanmıyoruz. Biraz daha iç bükey geliyor. Ama burada da dik bir saplanma yok. Burada da biraz az bir açı var. Burada fazla bir açımız var. Burada da az bir açımız var. Gözle yakalamaya çalışacağız. Açıkçası. Şimdi o eğriyi baştan oluşturabilirdik. Niye böyle bir şey yaptık? Bu aslında göstermek istediğimiz ufak bir şey, kolaylık. Bunu doğrudan eğrisel çizebilirdik. Ama bazı durumlarda eğrisel geometrileri doğrudan eğrisel oluşturmaya çalışmak işi zorlaştırıyor. Şöyle basit bir şeyimiz var. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düzlemsel, yani iki noktalı birinci dereceden bir eğriyi aldık. Edit. Revealed. Bunu birinci dereceden iki tane noktamız var. Bunu üçüncü dereceden dört noktalı bir eğri olarak tekrardan oluşturuyoruz. Şurada gördüğünüz şey önemli. Deviation. İki eğri arasındaki fark yok gibi bir şey. 0.0000 vesaire vesaire gidiyor 12 tane. Şimdilik şöyle yapalım. Okey. Ve bizim çift noktamız artık bunu eğrisel hale getirdi. Şöyle düşünebiliriz. Evet. Aldık. Aldık. Yaklaşık olarak dediğim gibi elimizde çok şey bir döküman yok. Bu düzgün tam bir radyuslu bir şey de değil. Ama şu aşamada benzemesi bizim için yeterli. Eğer radyusu biraz ölçmek, hesaplamak vesaire gibi bir şeyiniz varsa
analiz menüsünden radyusa bakabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten değişken bir radyus var. Çünkü bu freeform bir eğri. Sabit bir radyusumuz yok. Zaten öyle bir şeyin peşinde de değiliz aslında. Tamam. Kurguladık. Bunu şuradaki gibi array'leyelim. Yani 3 eşit parçaya bölelim. Burada direkt kullanacağımız şeyler aslında standart araçlar. Transform, Move, Rotate, Copy'ler ve Array'ler. Array, Polar. Dairesel bir aracımız var. Endpoint'i yakaladık. Center'da olurdu. 3 taneyi 360 derece süpürmesini istiyoruz. Açtık. Güzel. Şu an işimiz tamam. Şimdi burada ufak bir tekrar, geçen sefer de bahsetmiştik, tekrar bahsedelim. Ola ki yaptığınız eğriden memnun değilsiniz, bir edit etmek istiyorsunuz. Şu an oluşturduğunuz kopyalar birbirinden bağımsız. Bir sürü insanın çok göz ardı ettiği bir şey vardır Rhino'da. Yani Rhino'nun muadili programlarda bunlar tabii daha gelişmiş ama Rhino'da hiç fena değil. Bunları iyi şey yapıyor, yeni versiyonda çok daha iyi toparlıyor. Buradaki record history'yi açıp da bu işlemi yaparsanız transform, array, polar, tekrar 3. Birbirine bağlı tutarsınız. Yani bu eğride yaptığınız herhangi bir işlem artık siz bu ilişkiyi kırana kadar, bağlantıyı kırana kadar bunlar beraber davranmaya devam edecekler. Bu özellikle form ararken ya da buradan oluşturduğunuz bir yüzeyi kontrol ederken gibi gibi durumlarda çok işe yarayan ve güzel bir fonksiyon. Aklınızda olsun. Tamam, şimdi şunu yapacağız. Şurada gördüğümüz 6 tane aslında bayağı bir şeyle uçurtmaya benziyor. Şuradaki üçgenler bizim için şu nokta, şu nokta ve şu nokta bu eğriyi oluşturmak için güzel bir ayrı bir referans oluşturacak. Dolayısıyla biz bu eğrileri çıkartmamız lazım. Bunların uzunluğunu da biz 6 metre olarak belirledik. Yani biz belirlemedik, formdan öyle çıkıyor. Evet. Evet. Şurası bizim o eğrimiz. 3 boyuttan görürsek 6 metre. Bu da şuradan atacağımız diğer eğriye bir referans olacak. Aynı şekilde bunu da çoğaltmamız lazım. Transform, Array, Polar. Tekrar merkezimiz. Zaten her şey sıfır üzerine kurguladığımız için işimiz nispeten ve formumuz kabaca oluşmaya başladı. Tamamdır. Buraya kadar bir soru ya da net olmayan herhangi bir şey var mı acaba? Onu bir anlayalım öncelikle. Herhalde yok. Merhaba, şeyde chat kısmından Cahit şeyi sormuştu. Ne kadar offset aldığını sormuştu. Zannediyorum seninle eş zamanlı yapmaya çalışıyor. Başkaları da belki yapmaya çalışıyordur diye ben araya girmiş oldum. Hani etkinliği kaydediyoruz zaten. Daha sonrasında kayıt üzerinden üstünden giderek yapmak daha doğru olur. Canlı yayını kaçırmamak adına diye. Chat kısmına da yazdım zaten. Okey. Yani daha evet. Tabii. Aslında aynen öyle. Hani canlı şey gibi derslerde bir şekilde yakalamaya çalışırsınız. Hoca tarih dersleri falan filan da öyledir ya. Anlatır, hemen bir panik halde yakalarsınız. Çok gerek yok. Bunları tekrar şey yapacaksınız. Sadece mantığını anlamanız yeterli olacak aslında. Tavsiyem o şekilde yakalarsanız şey daha iyi olur. Hani burada ölçüler vesaire çok da fazla kritik değil. Şimdi şöyle yapalım. Bizim buradaki kurgumuza göre şurada ufak bir açısal düzenleme yapmamız gerekecek.
kişileri. Ben aslında bunların hepsinin beraber davranmasını istiyoruz. Bunları gruplayalım. Edit, grup, gruplayalım. Ve şunları tam merkezden 30 derece çevirelim. Bizim kurgumuz şu an oturmuş oluyor. Tamam. Tam bu noktaya geldik. Artık buradayız. Tabii ki şu eğriler hariç. Şimdi. Burada artık yavaştan iş ayrışmaya başlıyor. Yani şuraya kadar çizdiğimiz bütün geometrileri bize yardımcı eğriler olacağını düşünebilirsiniz. Esas iş bittiği zaman şuradaki eğriler hariç, şu üçü hariç, bunlar da belki de ana fikir bunlar bizim konstrüksiyonu kurgulamamızı sağlayan, daha sonra belki de sileceğimiz geometriler. Uzayda bir takım referanslar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu layer işini düzenlemekte fayda var. Yeni bir layer açalım. Bunlara da ne diyelim? Eğriler. Konstrüksiyon böyle mi yazılır bilmiyorum. Artık öyle yazdım. Hatta buna da bir renk verelim. Yavaş yavaş kütle meydana çıkmaya başlasın. Layer'lara nasıl geometrileri atıyorsunuz bilmiyorum. Şuraya sağ tuşla basıp Change Object Layer de diyebilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde şuradan da seçebilirsiniz. Ben nedense şu yolu çok geç fark ettim. Fark ettiğim günde çok mutlu olmuştum. Söyleyeyim. Aklınızda olsun. Şimdi istediğimiz şey şu eğriyi oluşturmak. Burada biraz işin teknik kısmına da gireceğiz. Neredeyiz? Evet. Evet. Tamam. Benim ekranlar da karışıyor arada da. Şimdi şuna dikkat edelim. Kurgularken bunun 3 tane eğrimiz var. 2, 3. Herhangi birinin üzerinden kurgulayabiliriz. O eğriyi çizebiliriz. Şuradan da çizeriz, buradan da çizeriz. Ama tavsiyem ön görünüş, yan görünüşlerden herhangi birini dik olanı seçin. Çünkü açılı olanları seçerseniz muhtemelen işiniz biraz daha zor olacaktır. Ne demek istediğimi şimdi anlatmaya çalışayım. Şunu seçelim. Bakalım. Plan görünüşünde bu. Evet, şunun üzerinden ilerleyelim. Şuradaki eğri. Çünkü az sonra biz bu eğri noktaları eğeceğiz, bükeceğiz, çekiştireceğiz. Eğer açılı bir şey yaparsak işimiz zorlaşacak. Hiç öyle bir zorlamaya gerek yok. Okey. Hikayemizi şurada kurguluyoruz. Netleştirmek için istiyorsanız şunu yapayım. Bunların hepsini kilitleyelim. Ve şuralara noktalar koyalım. Şu nokta, nokta ve şu nokta, şu üçü bizim için kritik. Tam eğrimiz buradan geçecek. Şurada gördüğünüz gibi. Tamam. Normalde yüzey oluştururken bizim sevdiğimiz şuradaki control point curve. Ama şunu basılı uzattığımız zaman bütün o organik formlar, işte ikinci derece, üçüncü derece her neyseler, o free form curve'leri control point ile kullanıyoruz. Ama bazı durumlarda da şu interpolate bizim işimize yarıyor. Burada bunu bir kullanmayı deneyelim. İşimize yaramayacak gibi görünüyor ama hani bunu da göstermek istedim. Daha sonrasını şey yaparız. Diğer seçenekleri değerlendiririz. Başladık. Interpolate oluşturduk. Elimizdeki eğri bu. Şimdi bu bize nasıl bir sonuç verdi? Oluşturmak istediğimiz geometriye bakarsak şuradan daha rahat görüyoruz. Bizimki gibi sanki V'ye yakın bir şey değil, daha büyük radyuslu bir şey, biraz daha sanki dairemsi bir havası olan bir şeyin peşindeyiz. Buradan ona varabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Seçip Scale. İkisini de eşit simetrik hareket ettirmek istiyoruz. Geometriyi yakalayabiliriz. Sanki biraz daha doğru. Hatta sanki biraz daha aşağı doğru alacağız. Burada koptuğumuzun farkındayım.
Orada o kadar kritik bir noktada değiliz. Göz kararı yeterli olacaktır. Evet. Belki biraz daha. Burada nokta çekiştirme işe yarar. Evet. Biraz daha şu şekilde bir formumuz var. Şimdi burada ne kadar nokta çekiştireceğiz? Ne yapacağız? Dedim ya, tasarımcı biziz. Kütleyi, formu oluşturmaya çalışıyoruz. Formu araştıran biziz. Hani mevcut bir şeyin aynısını yapmaya çalışmıyoruz gibi düşünelim. Bunu biraz daha şu şekilde açıp, biraz daha şöyle yakalamaya çalışalım. Ve değiyor gibi görünmesi yeterli. Evet. Şu anki hali fena değil. Şimdi bu bir opsiyon. Bence bu bizim işimizi görecek gibi görünüyor ama şöyle de yapabilirdik. Eğriler diyelim ve bunu mavi yapalım. Farklı bir şey olsun. Eğriler. Şimdilik kapatalım. Diğer yöntemimiz ne olabilirdi? Şu olabilirdi. Üç noktalı bir ark. Başlangıç, bitiş. Bu doğrudan şu eğriyi verirdi. Her ne kadar dümdüz olsa bile. Biz daha sonra bunu bombeli hale getirdik. Ama bunları kullanırken biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu ikinci dereceden bir eğri. Ne demek? Noktaları tutup çekerseniz kırıklıklar olur. Bu kırıklıklardan kurtulmanız lazım. Bunları düzgün bir şekilde kurgulamanız lazım. Ya da seçip edit ve build. Az önce yaptığımızın tam tersi bir nevi. Mesela ikinci dereceden 9 tane noktası varmış. Biz üçüncü dereceden diyelim ki 5 tane noktamız olsun diyebiliriz. Bu artık daha organik bir form, daha organik bir eğri. Belki öncekinden daha bile iyi çalışır. O eğrisel formu bu şekilde yakalayabiliriz. Dolayısıyla biraz işin hani şu kaçıncı dereceden eğri, ne oluyor, ne bitiyorlara girmekte fayda var. Hangisi daha iyi? Yakın ama ikinci yaptığımız üzerinden gidelim. Bunu eğrilerle yanına alalım ve hikayeyi kurgulamaya devam edelim. Buradayız. Üç tane lazım. Transform, array, polar, sıfır noktasından üç tane. Özür dilerim. Şunu açarsak daha iyi olacak. Her şey. Polar, üç adet. Okey. Aslında şu noktaya geldik. Şimdi yapacağımız şey üst taraftaki eğriyi kurgulamak. Şunları oluşturmak. Burası kolay. Burada çok bir sıkıntı yok. Ne yapacağımı tahmin edersiniz muhtemelen. Burada oluşturacağımız curve, blend, adjustable curve blend. Burada iki eğriyi, bunu yüzeylerle de kurgulayabiliyoruz. İki tane eğriyi yumuşak bir şekilde birbirine bağlayacağız. İki uç seçmem lazım. Tabii ki açık eğriler olmak zorunda. Şu uç ve şu ucu birbirine bağlamak istiyorum. Burada da özür dilerim ama atladığım bir şey var. Bir referans oluşturmam lazım. Toplam yüksekliğimizin 9 metre olması gerekiyor. Buraya bir de 4000'de 5000'lik bir eğri çizeceğim. Dediğim gibi çok hassas değil ama şu nokta bize bir referans olacak. Çünkü az sonra tamamen serbest form bir şey çizeceğiz. Şuradaki command line'a sağ tuşa basıp son girdiğim komutları görebiliyordum. Adjustable curve blend, bu uç ve şu uç kabaca seçtik. Şimdi buradaki şey önemli. Buradaki continuity. Bir, ilk seçtiğim eğri. İki, ikinci seçtiğim eğri. Position dediğimiz şey sadece bunların birbirine değmesi. Dümdüz bir bağlantı.
Tangency en basit, en hızlı akışkanlık bildiğiniz fillet komutuyla yaptığınız şey aslında. Curvature biraz daha üst seviye bir eğrisellik. Bundan sonrakilerin isimleri G3, G4 diye gidiyor. G4'ten yukarısı çok da fazla bir şey yapmaz. Daha ileri seviye modellemeciler, curvature aynı zamanda G2 de denir. G3'ün altına inmemeye çalışırlar. Gördüğünüz mesela krom gibi çok yansıtan ya da otomotiv sektöründeki yüzeyler G3 üzerine kurgulanır. Çok zor bir iştir, kolay değil. Bütün bir formu tamamen akışkan yüzeylerle oluşturmak. Ama bizim için şu an şu G2 yeterli olacak gibi görünüyor. Şimdi bu kollar ne işe yarıyor? Ben bu kolları değiştirerek bir de shift'e basarak formu edit edebilirim. Shift'e basma sebebim simetri olması. Yoksa asimetrik bir şey çıkacak gördüğünüz gibi. Ya da bunu çekerim. Şu an hala akışkan bir form ama tabii artık simetriyi kaybettik. Ama buradaki sıkıntı şu. Çok fazla kapanıyor. Yani benim şuradaki kütlemin eğriselliği çok yeterli değil. O yüzden şöyle yapalım. Bir simetriyi bozduk. Adjustable curve length. Şu kenar ve şu kenar. Yaklaşık olarak şöyle bir form oluşturalım. Shift'le beraber. Güzel. Ve buna okey diyelim. Şimdi. Biz bunları array yaparken şurada record history'miz açıktı. Buradaki curve'leri noktalarını biraz düzenlersek, oops, özür dilerim, blend'i yaparken record history'yi açmadığım için tabii ki orada atladık. Sıkıntı oldu. Tekrar deneyelim. Record history, adjustable curve length, şu eğri ve şu eğriyi oluşturalım. Tekrar bir düzenleme yapalım, ne olup ne bittiğine bakmak için gibi olsun diyelim. Evet, şu eğrimizin şu noktası bizim için biraz kritik bir öneme sahip. Şununla oynayarak buradaki eğrisellikle bir form yaratabiliyoruz. Bunu şöyle de yapabiliriz, şöyle de yapabiliriz. Üç boyutlu biz şeye nasıl yol açacak? Bunu bir şekilde yakalamamız lazım. Evet, sanki daha dikey yaklaşmamız lazım. Daha düze yaklaşmamız lazım. Buradaki farkı çok da fazla şu an için önemsemiyoruz. Evet. Yaklaşık böyle bir şey olacak ama bu bizim için çok da yeterli değil. Muhtemelen buradaki blend işini tekrar baştan kurgulamam gerekecek. Ama burada simetri bir şekilde kaydı. Özür dilerim. Tekrar şuradan kurgulalım. Bu benim oluşturduğumdu ve şunların ilişkisi bir şekilde kopmuş. Ya bunları da array yaparken record history yapmadım. Bilmiyorum. Sıfır noktasından 3 ve tekrar adjustable curve length. Sen ve sen. Evet. Yaklaşık olarak 9 metre civarı olması şimdilik bizim için yeterli. Tamam. Bundan memnunuz. Bunu da tekrar array polar 0. Bizim kurgu yaklaşık olarak oluştu gibi görünüyor. Geldiğimiz nokta bu. Bunların arası biraz daha açık. Bizimki biraz daha kapalı. Dediğim gibi şimdilik ona çok da fazla takılmıyoruz. Belki de düzeltebiliriz. Eğer çok fazla gözümüze batıyorsa. Çünkü burada açıkçası ciddi bir deney yanılı yapmak gerekiyor.
şu altta oluşturduğunuz eğrinin açısını o kadar düzgün ayarlayacaksınız ki bu ikisi blend olduğu zaman buradaki kapanma yüzeyi daha doğru olacak gibi gibi. Çok onlarla vakit harcamak açıkçası istemiyorum. Çünkü burada genel mantığı kurgulamaya çalışıyoruz. Ama ola ki düzgün yapmak, hani biraz daha yaklaşmak istersek şunu yapabiliriz. Biraz daha şöyle çekelim. Bunları yaparken yine record history'yi açmayı unuttuk tabii ki. Sağ tuş, array polar. Tamam, bu daha yakın. Okey. Ama burada dikkat edeceğimiz şey, acaba şuradaki ilişkiyi bozduk mu? Bunu da analyze, ben bunu ikon olarak daha çok kullandığım için şuradan bakalım. Analyze, G, şu ve şu arasındaki ilişki G1. Kabul sınırında, biz bunu G2 olarak kurgulamıştık hatırlarsanız, blend ederken. Ama noktaları çekiştirince G2'likten G1'liğe düştük. Burada bir karar vereceğiz. Ya yüzeyi yakalayacağız ya buradaki sürekliliğe biraz zarar verdik. Bu şekilde devam edelim. Biraz daha yakın olsun formumuz. Şimdi geldiğimiz noktada buradayız. Nasıl bu iskeleti oluşturacağız? Bu iskeleti oluşturmanın en hızlı diyelim yolu aslında böyle bir yüzey oluşturmak. Buraya bir yüzey oluşturalım şimdi. Kullanacağımız komut da gayet basit. Zaten körlerimiz ortada. Şu körler, bu körler, bu körler. Sadece üst tarafta şu tepe kuadrantta bir kesite daha ihtiyacımız var. Aynen bunun olduğu gibi. Öncelikle şunları birleştirelim. Burada bize bir mesaj geldi. O mesaj da şu. Record history ile birbirine bağlı eğriler yaptık ama onları birleştirdiğimiz için artık o ilişki koptu. Bunlar explode edersek birbirinden bağımsız eğrilere dönüştü. Tamam, bunu bekliyorduk zaten. Artık memnunuz. Bu şekilde devam edeceğiz. Kilitleri kaldıralım. Bizim eğrimiz. Şu da bizim eğrimiz olacak. Şu da bizim eğrimiz olacak ama biz bunlardan bir tanesini alalım. Şöyle şu anlamda grup, ungroup. Bunların hepsini kullanacağız. Bir tane kuadrant. Az önceki gibi bir işte burada yakalaması bazen sıkıntı oluyor. Ya da midpoint yapalım. Ne oluşuyorum ki? Eğriye ihtiyacım var. Bu az önce söylediğim acaba doğru mu? Kuadrant o yüzden yakalamadı. Şuradan yakalasaydık daha iyi olacaktı sanki. Edit etmesi kolay olsun diye. Evet. Yaptığımız şey aynen bunun gibi bir eğrisellik ve aynı şekilde revealed 3 ve 4 kontrol noktası bizim işimizi çözer. Şöyle bir şey sanki bizim işimizi çözecek. Şuna dikkat ediyorum aslında. Sanki bu eğri buraya saplanmıyor. Şuradan düz zemine paralel de gidecek gibi bir hava olması lazım. Bunu point noktayla belirleyelim. Ve şu hizaya çekelim. Eğrimiz, buradaki kesitimiz yaklaşık şöyle bir şey olacak. Evet. Ve de bu da aslında bizim eğriler layer'ında olacak. Bundan da 3 tane kopyalamamız lazım her tarafa. Transform, array, polar, 0. 3 tane. Record history ile uğraşmadım. Şimdi eğrilerdeyiz. Konstrüksiyon. Şunları da eğrilerle yerine taşıyalım. Bunların hepsini kullanacağız. Eğriler. Zaten bir tek zemin kaldı. Onları da kapatalım. Şimdi elimize böyle bir kafes var.
kafesten nasıl yüzey oluştururuz? Burada bir sorun olabilir gibi görünüyor. Çünkü NURBS yüzey modellemede düğüm noktaları biraz sıkıntı oluşturabilen yerler. Burası da çok ciddi bir düğüm noktası. Bu bizim bildiğiniz kafes gibi bir yol. Surface, kör network. Bütün körleri seçip yüzey oluşturduk. Shaded bakalım. Evet, elimizde bir yüzey var. Gayet benziyor. Buradan bir şeyler çıkartabiliriz. Fakat burayı sevmedik. Şurada bir düğüm noktası oluşuyor. Ve sebebi de büyük bir ihtimalle az önce bahsettiğimiz şuradaki düğümlenmesi. Burada birkaç yol izlenebilir. Ama dediğim gibi her şey biz biraz hızlı, zamanımız kısıtlı üzerine kurguladığımız için buraya hızlı bir çözüm şunu yapabiliriz. Burayı rahatlatmak. Şöyle rahatlatacağız. Bir tane endpoint'ten. Benim makine inanılmaz yavaşladı bu arada. Hem video hem vesaire vesaire derken ben de yavaşım. Şöyle yapalım. Buraya ikinci bir sınır tanımlıyorum. Tamamen göz kararı. Ve bu sınırı da diğer eğilimleri keserek oluşturuyorum. Tabii ki record history gitti. Burada böyle bir durumumuz var. Evet, bunlar değmiyorlar. Onları elle toparlayabiliriz. Şöyle yapalım. Bunları seçelim. Şunu center'ına taşıyalım. Okey. Evet, bunlar tam değmiyorlar vesaire ama şu an için onlara çok da fazla takılmıyoruz. Takılmıyoruz deyip de takılmak da bana aittir. Özür dilerim. Elimizdeymişken onları da toparlayalım. Atıyor alabilir miyim? Şöyle. Şunu da aynı şekilde şöyle ve yani ne kadar değerse o kadar iyi. Yoksa hani dünyanın sonu değil ama düzgün gördüğümüz için düzgün yapmamızda fayda var. Okay. Takılmayın. Bunlar sadece bizim o ilk oluşturduğumuz, burası bizim öngörüşümüz. Belki bir işe yarar. Tekrar. Sağ tuş, Surface from Network of Curves seçtim, bütün yüzeyleri oluştur. Okey. Burada biraz daha yolunda görüyorsunuz, yüzey daha bir rahatladı. Artık o kadar düğümlü değil. Bu bizim kabul sınırlarımızın içinde diyelim. Ne kadar şu ortadaki yüzeyi büyütürsek burası daha da rahatlayacak ama zaten yüzeyin kurgusu da enteresan. O yüzden biz bunu kabul edelim, bu şekilde ilerleyelim. Şimdi. Buradaki şeyler nedir? Burada position, diğer eğriler sınır eğrilerimizden hiçbir başka bir yüzeyin eşkenarı olmadığı için position'dan başka seçeneğimiz yok. Şuna dikkat edin, normalde Rhino'nun toleransları biraz daha sıkıdır. Yani yüzey oluştururken buraya 0-0 ve interior'ı şöyle bir 0'la gelebilir. Ama bu yüzeyinize çok ciddi bir şekilde zorlar. Şuradaki izokörler ne kadar fazlaysa başınız o kadar derde girmeye meyilli demektir. O yüzden şayet çok kritik bir işlem yapmıyorsanız bunları düşük tutmakta fayda var. Şimdilik bu bizim için okey. Evet, bizim yüzeyimiz kabaca çıktı diye düşünelim. Şunu yapalım. Yeni bir layer ve bunu yeni layer'a oluşturalım, atalım, gitsin. Şimdilik default layer'a aktif eğrilerden. Çok iyi değil, buranın G2 olması iyi olurdu ama tekrar söyleyeyim, şu zaman hikayesinden dolayı kurgumuzu biraz şey yapıyoruz. Şu ana kadar bir soru, bir karışıklık, herhangi bir şey var mı? Ben anlatıyorum ama. Ya da sesim geliyor mu? Her şey geliyor mu?
Ses çok net geliyor, evet. Tamam. Takip o zaman. Okey, o zaman devam. Şimdi şuna geleceğiz. Şuradaki artık yüzey oluşturduğumuza göre şuradaki iskeleti diyelim. İskeleti bir şekilde oluşturmamız lazım. Bunu saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 adet içe doğru geometrimiz var. Bu tarafa da kaç olacak? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 civarı bir şeyler olacak. Şimdi bu şekilde network surface oluşturmanın bir avantajı oluşturacağımız için zaten tel kafesten görüyorsunuz. Sanki bizim strüktürümüzü bayağı bir yakalıyor. Yüzeyi gerçekten o yönde oluşturduk. Dolayısıyla biz şu o eğimli bambuları, çubukları oluştururken aynen bu yüzeyi kullanacağız. Yüzeyin üzerine aykırı bir şey çizmemize gerek yok. Şöyle yapalım. Yüzey özelliklerinden şu izokörleri kapatalım. Aslında bizim yüzeyimiz bu. Ve bir tane yüzeyi center'dan, daha doğrusu sıfır yüzey üzerine project edelim. Budur. Şimdilik şunları işimiz yok. Bu da 9'a böleceğimiz eğri olacak. 9'a nasıl bölüyoruz? Seçtim. Curve. Curve, point objects, divide curve by number of segments, 9'a böl. 9 eşit parçayı, bu eğriyi böldük. Peki, buradan o yüzey curve'lerini nasıl çıkartacağız? Curve, from objects, extract isocurve. Bu yüzey üzerindeki isocurve'leri nokta snap'ini yakalayarak oluşturacağız. Tık. Tık, tık, tık ve makine kilitlenmezse bir tane daha oluşturalım. Tık, güzel. Bu eğrileri isterseniz doğrudan eğrileri seçelim. Şöyle ve bunlara yeni bir layer oluşturalım. Buna da diyelim ki strüktür isim. Eğriler. Bunu da change object layer ayrı bir renk verelim. Örneğin more. Güzel. Sırada şu yöndeki. Bunu da şöyle oluşturalım. Buradaki düğümler dediğim gibi çok hoş değil ama tam plandan bakınca biraz daha korkunç görünüyor. O kadar da korkunç değil aslında. Şöyle yapsak. Buradaki kurguyu, evet şöyle yapacağız. Bunu tekrar yüzey üzerine project edelim. Ve şu kenardaki, aslında bunun daha kısa yolları var ama ben hani elimdeymişken şunu da gösterelim moduna girdiğim için biraz daha şey ilerliyorum. Dolambaçlı şeyler de gösteriyor olabilirim, kusura bakmayın. Curve, from objects, duplicate edge, şu kenarı çıkarttık. Hatta bu yüzeyi şimdilik kapatalım. Bu curve'ü şu noktalardan kesersek elimize sadece burası kalacak. Ve aynı şekilde burayı da izokörlerine böleceğim. Az önce kapattığım yüzeyle. Hop, yüzeyi geri çağıralım. Ve burayı da kaça böleceğiz? Ufak bir sayı. 1, 2, pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 diyelim. Şu an 15'e kadar. Güzel. Geldik. Curve. Sağ tuş. Divide curve by 15. Evet. Gördünüz. Aynı şekilde extract isocurve. Bu sefer diğer yöndeki yüzey
izokörlerini alacağız. Direkt direction U değil V ya da toggle derim. Points, 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 points. Eşit bir şekilde bunları kopartıyoruz. Şuna gerek yok, o zaten orada var. Okey. Bizim geometrimiz kabaca bu. Hepsini çıkartmama gerek yok. Zaten yüzeyi şey yapacağız. Nelerler? Oluşturacağız. Şuradaki düğüm noktasına çok fazla takılmıyorum. Orada siz de takılmayın. Ölçüsüz, hesapsız, kitapsız yaptığımız için. Şu noktalardan kurtulalım. Tek tek nokta seçmeye gerek yok. Şuradaki seçim menüsünden bütün noktaları seç deyip bunlardan kurtulabiliriz. Şimdi bir de şu en dıştaki kenar için ayrı bir işlem yapacağız. O yüzden şunu şimdilik silelim. Bunları da aynı yere atalım. Temiz ilerlemeye çalışıyoruz. Geldik. Strüktüreliler. Okey. Bizim şunların çapı, şuradaki çubukların çapı 25 diyelim. Eğrileri herhangi bir dairesel kesitle, yani bir boru haline getirme işi kolay. Solid pipe. Bitiş bana radyosu oluşturdu. Peki 25 yeterli mi? Diameter 25. Sanki diameter'ımız 50 olmalıydı. Sağ tuş pipe. Diameter 25. Yani aslında biraz daha görünsün. Şunların hepsini tek seferde yapabilirim. Sağ tuş pipe. Oluşturuyor şu an. Bunların hepsini şu an default layer'ını atıyor. Onları daha sonra taşırız. Biraz makineyi da yorduk bu arada. Tamam. Umarım kilitlenmez. Papağanımız da coştu bu arada arkada. Pardon. Bunu wireframe alsam biraz daha hızlı çalışacak gibi görünüyor. Aynısını şuradakiler içinde yapalım. Gelin hepsini. Bunlar biraz daha kolay eğriler olduğu için muhtemelen daha sorun yaşarız. Sağ tuş pipe. Diameter 100. Okey. Nereden bir kurtulsak şu körleri ya da buradan da kapatabiliriz. Şunları hepsini kopyalayalım. Ortadaki hariç plandan transform mirror sıfır noktasından atalım. Atladığım herhangi bir şey var mı? Yok. Şunları kilitleyelim. Şunları da ya da aslında ben işi zorlaştırdım. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. Copy ile copy yes 0. Burada açılardan dolayı benim de kafam karıştı. Özür dilerim. Mirror. Biz bir şey yapacağız aslında ama. Rotate 0.
Şu açıyı tutturalım. Pardon. Transform array polar. Burada üst üste binmiş geometriler olabilir. Onları kolaylıkla şöyle seçebilirsiniz. Select duplicate'ler varsa, evet, birbirinin üzerine binmiş bütün geometrileri, fazlalarını seçti. Kurtardık. Evet, bizim. Bunların hepsini de açalım. Ve temiz yeni bir struktür layer'ına atalım. Change object layer. Bunu da isterseniz herhangi bir renk vesaire verebilirsiniz. Burada açık yüzeyler var. Onları da solid cap'le kapatabilirsiniz. Nasıl hepsi düz. 180 tanesini kapattı. Ve bizim geometrimiz yüzey ile birlikte aslında oluşmuş oluyor. Burada ufak bir problemimiz var. Şu. Bizim strüktürümüz tam bunun ortasından geçiyor. Tabii ki bu yüzey şuna binmek zorunda. Dolayısıyla bu yüzeyi bir offsetini almamız lazım. 50'lik surface. Offset surface. Burada offset yapacağımız yüzeyin yönü önemli. Şu an ters yönde. Flip distance'ımız da 50. Birazcık pay verelim. 55 milimetre olsun. Ki şunun üzerine binsin. Şu ana yüzeyi saklayabiliriz. Belki bir backup layer oluşturmanızı tavsiye ederim. Çünkü yaptığınız bütün işlemler, hani bu offset dedik, ana yüzeyi kaybediyoruz gibi sıkıntılar olabilir. Ve buradaki yüzeyi süslebilmesi de sanki bu yüzey buna bağlı gibi oldu. Arada 5 milimlik bir fark var. Onda da bir sıkıntı. Evet, şunları kapatalım. Ve ufak bir işimiz kaldı. Şurada yanılmıyorsam 6 tane şu 50'lik şeylerden, bambu çubuklardan 6 tanesi dönüyor. Bunun da şeyi kolay. Şöyle yapacağız. Nasıl çizelim? Ne yöne çizelim? Şurada. Diameter 100. Şundan 6 tane kuadranttan kopyalarsak 3, 4, 5, 6. Yanlış hatırlamıyorsam 6 taneydi. O yüzden öyle yaptık. Şu kuadrantta şuraya gelirse bunlar bizim kesitimiz olacak ve bu kesit üzerine biz sweep'imizi kurgulayacağız. Şöyle yapalım. Surface, sweep boundary, right, kesit. Burada freeform dönelim. Okay. Right, kesit 2. Freeform dönelim. Ray kesit 3. Burada ray için yeni bir curve oluşturmuyorum. Yüzeyin kenarı gayet zaten curve gibi davranacak. Wireframe'e dönersek hayat biraz daha kolaylaşıyor bizim için. Dileyelim. Sweep array, ray kesit yüzeyi oluştur. Ray kesit yüzeyi oluştur. Hocam, özür dilerim, geliyorum ama kapağın tarafından kapatıyor biliyorum. Duymakta zorlanıyoruz birazcık. Ya haklısınız, haklısınız. O beni okul zamanında da belirtiyordu. Onu bir şekilde halletmem lazım. Şöyle yapayım, bir dakikanızı alayım ve onu bir şekilde çözmeye çalışayım. Olur mu? Bu arada buradaki yüzeyde tam doğru şeyde kurgulayamadım. Şöyle bir. Bir dakikanızı alıyorum.
Evet. Şimdi geliyor mu sesim? Gayet iyi hocam. Tamam. Ya rica ederim, rica ederim. Yani kusura bakmayın. Bu arada buradaki şeyin yönü tam doğru olmadı ama mantığını anladınız. Yani şuradaki oluşturduğumuz kesitlerin yönü şey olsaydı, doğru olsaydı, tam olabildiğince şey yakalamadık. Sweep'le tam şu açıları tutturabiliyoruz. Kendisi yüzeyin gelişine istediği şeyi eğriyi alacaktır. O yüzeyleri de istediğiniz gibi doğru layer'a atarsanız tabii ki match aynı o layer'a bütün o yüzey özelliklerini de aldıyıp kabaca kurgumuzu tamamlamış oluyoruz. Yakalamaya çalıştığımız şey aslında bu. Strüktürü oluşturduk, zemin oluşturduk. Tabii bunun malzemesi, rengi ya da ölçülerinin çıkartılması vesaire vesaire şey sıkıntı değil ama bir de tabii şurayı kapatalım hızlı bir şekilde. Nasıl çıkmış oluyor? Şimdi böyle bir yüzeyi kapatmak yani çok da şey değil, biraz uğraşmak gerekiyor ama çok hızlı sonuç almak istiyorsanız Surface Patch ile şu sadece kenarı seçip orayı gerçek anlamda yamıyor. Çok bayıldığımız bir şey değil. Çok hassas böyle gerçekten düzgün kurgulanmış muhteşem yüzeylerde patch kullanırsanız muhtemelen hayal kırıklığı yaşarsınız ama bunun gibi durumlarda sonuçta hani bambu gibi bir malzemeden kurgulanmış bir yüzey üretim için gününüzü kurtaracaktır. Burada bir sorun yaşamazsınız. Kabaca hikayemiz bu. Biraz zamanı da şey yaptık galiba. Biraz daha uzun sürdü. Makine de çok yavaşladı. Sorularınız varsa lütfen duymak isteriz. Ben bu arada şeye döneyim. Chat'te hani bir şeyler varsa onları duyacağım. Sizin için sonsuz ekrana mı dönecek? Onu da bilmiyorum. Bir bakayım. Ekran paylaşımını bırakayım isterseniz. Çünkü sonsuz ekrana dönebilir. Evet, sorunuz varsa elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. En başta herhalde bir şey vardı. Cahit ilk körleri yaparken ne kadar offsetli çalıştığınızı sormuştu. İlk daha yaptığımız kesit çizgilerinde offset aldığımız noktayı sormuştu. Onun dışında şimdi chat kısmından kontrol ediyorum ben de. Anladığım kadarıyla başka bir soru göremiyorum. Çap vardı galiba. 8 binlik bir çap. 8 metrelik ve 7 metrelik içeride bir şey. Onu hani 500 offset yapıp 7'ye çektik. Başka bir offset galiba kullanmadım. Oydu muhtemelen. Evet, evet. Oydu. Evet, sorum oydu. Çok teşekkür ederim. Sonradan takip ederek yaptım. Şey yaparız gerekirse modeli paylaşmak gibi bir şey de yapılabilir. Bu şimdi açık konuşayım. Bu en son yaptığınız modeli çok beğenmedim. Biraz hani real time anlatırken insan deney hamurlar bir de süreyi gözetiyoruz. Gözetmemize rağmen açtık planladığımız süreyi. O biraz huzursuz ediyor insanı. Ama daha önceden yaptığım biraz daha düzgün gibi görünüyor. İsterseniz onu da paylaşabiliriz. O model üzerinde böyle yap boz bir kurcalama gibi bir şeyiniz o isterseniz. Çok iyi olur hocam bizim için. En azından bir görmüş oluruz yani. Tabii. Bunu nasıl paylaşırız? Üstadım nasıl yapalım? Nereden ya paylaşırız? Şey söyleriz. Bu bir önceki modeli de... Biz kendi FTP klasörlerimizi yükleyip linklerini paylaşırız. Zaten videoları kaydedip yayınlıyoruz ya. Yayınladığımız yerde modeli indirmek için de linkleri barındırırız. Oradan diledikleri zaman indirebilirler. Çünkü şeyde WeTransfer'de şey olabilir. Link silinebiliyor. O yüzden hani daha sonrasında problem yaşamayalım diye daha böyle kalıcı bir linke yerleştirebiliriz. Problem değil, evet. Tamam. Öncekini de paylaşırız. Biz el kaldırdı biraz önce. Yakalayamadım ben onu. Hop, ben hiç görmedim. Tamam, yani onun linkini yükleriz. Yayınlarız yani, yayınla birlikte linkini de veririz. Süper. Ben teşekkür ederim bu arada herkese. Biraz şey yaptınız, zaman aldık.
Birazcık makine kilitledi, birazcık benim şeyde kopyalarken kafam karıştı, farkındasınız her şeyin. Oluyor. Evet, hem LinkedIn'de Can Hocamız da var. Zaten biz paylaşımlarımızı yaparken de genelde birbirimizi etiketlemeye gayret ediyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Daha sonrası için bir plan, bir program şey yapıyorsanız biz şey yapıyoruz. Ara ara bir şeyler böyle paylaşmaya çalışıyoruz. Böyle ara ara etkinlikler olacak gibi görünüyor. Olabildiğince farklı şeyleri yakalamaya çalışıyoruz. Tekrar bir görüşürüz muhtemelen. Anladığım kadarıyla soru da yok hocam. Evet evet, galiba bir soru yok. O zaman daha sonra tekrar şey yaparız, haberleşiriz, modeli paylaşırız. Siz Rhino Center'ı takip ederseniz oradan zaten bütün